Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bizim için ta Antepler'den gelip harika bir görsel şova imza atan ustasından muhteşem bir Antep künefesi yemeye hazır mısınız? Hadi bakalım hep beraber tarifimize geçelim inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, evimin harika konukları canım abim gelmiş ve bize harika Antep künefesi yapacak. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi koyduk. Abim tatlının başında ve gerçekten bu işte gurme denilecek kadar maharetli. Evet. 11 yılımızı verdik. Harikasınız. Ne yapıyoruz abi şimdi? Anlat bakalım. İlk önce künefemize başlamadan önce tabii ki bu Antep künefesi, hamurumuzu ilk önce güzel bir şekilde doğruyoruz. Böyle ince ince üfeliyoruz. Ne kadar bir hamur lazım abi? Yaklaşık bu bizim 3 kiloluk dediğimiz tepsi. Hı hı. 800-850 gram hamur kullanıyoruz. Harika. Yanında ekstra Antep peynirimiz özel. Evet arkadaşlar, Antep'ten geldi bu arada peynirimiz, abim getirdi. Tereyağımız. Antep tereyağı. Gün pekmezimiz. Ne kadar pekmez kullanacağız abi? Yani bir çay kaşığı kadar. Anladım. Kafi. Güzel. Ne yapıyoruz? Hele ki tüpümüz çok özel. Bunun için aynen. Kesinlikle tasarlanmıştır. Arkadaşlar bu tüp her yerde var ama başlığı gerçekten her yerde bulamıyorsunuz. Antep'in belirli yerlerinde, işte Hatay'da, Maraş tarafında birçok yerde özel tasarım olarak yapılıyor. Sadece künefe pişirmek için kullanılıyor. Evet. Öyle değil mi abi? Evet. Şimdi tepsimizi aldık. Önce bir kontrol ediyoruz. Hı hı. Bir sıkıntısı var mı? Evet. Şimdi başlamadan önce ilk önce tereyağımızı alıyoruz. Tereyağımızı açtık. Bir çatal, bıçak. Hemen geliyor. Alalım. Tepsilerimizin boyutu üçlük dediğimiz üçlük, tepsiler. Evet. Biraz tereyağı alıyoruz. Tepsimize koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Halis tereyağı. Köy tereyağı. Bunu da abim Antep'ten getirdi. Evet, tereyağımızı tepsimize koyduktan sonra bir yemek kaşığı kadar değil mi? Evet. Pekmezimizi koyuyoruz. Arkadaşlar tereyağının içerisine pekmez koyulmasının sebebi daha güzel kızarması. Kızarması değil mi abi? Tabii. Daha böyle çıtır çıtır olması için. Harika. Tepsimizi peynirli yapacağız. Bir dahakine de inşallah size bir paşa yapacağım. Paşa dediğimiz nedir paşa, abi? O da peynirli ve fıstıklının karışımından oluşan bir künefe tabii. Harika. Yalnız onu ilk kez çok dikkat edeceksiniz. Sebep? Çünkü parmaklarınızı yiyebilirsiniz. Harikasın. Ustasından tarifler arkadaşlar. Evet, şimdi hamurumuzu ufak ufak tepsimize yayıyoruz.
ne kadar peynirimiz var abi? Hemen hemen peynir de 850 gram hamurla eşdeğer. Evet. Atıyorum yarım kilo peynir ise yarım kilo da hamur mu olması gerekiyor? Aynen öyle. Şimdi güzelce tepsimize peynirimizi ufak ufak ufalayarak düzmeye başlıyoruz. Dışarıda olan arkadaşlarımın daha rahat bulabilmesi için tatsız, tuzsuz, şekersiz olması gerekiyor değil mi? Evet. Öyle olması gerekiyor. Bunu biz kendi çiftimizden şey yaptık, getirdim. Harikasın. Size özel. Ellerine sağlık. Hani Hatay künefesi diyorlar, söylüyor ama Bartep künefesinin yanında artık Hatay kimse almayacak. Wow, Hataylılara da büyük bir düello yapmış oldun abi böylece. Ya bizimki her şey ortada yani. Evet, peynirimizi düzüyoruz. Küçük küçük parçalar halinde. Evet. Tepsinin her yerine gelecek şekilde. Yalnız kenarlarda galiba iki parmak kadar boşluk bırakıyoruz yani değil mi? Hafif bir şey olursa, çünkü pişme esnasında peynir erdiği zaman tepsiye yapışmasın diye. Çünkü tekrar künefe piştikten sonra çevireceğiz. Aynen. Peynirimiz bitti galiba. Peynirimizi gördüğünüz gibi. Evet, şahane görünüyor. Aynen, zaten komple. Şimdi diğer kademeye geçiyoruz. Hamurumuzu da üstünü kapatıyoruz. Çok güzel. Şu an daha pişmeden lezzetli kokusu gelmeye başladı. Aynen öyle, harikasın. Tepsimizde wow. Üstüne hafif böyle bir bastırma, sıkıştırma yapıyoruz. Bu küçük boy, büyük boy, tüm boylarda aynı şekilde yapılıyor değil mi abi? Tabii. O değişmez. Evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şu an bile o kadar güzel ki. Hazır. Sadece pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şerbetimizi de tenceremize koyduk. Hemen ölçülerini ustamızdan dinliyoruz. Bizim yapmış olduğumuz üçlük dediğimiz tepsiye 3 bardak su koyuyoruz. 3 küçük bardak da şeker. Harika. Ondan sonra bir 15-20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Limon falan sıkmamıza gerek var mı? Hiçbir şeye gerek yok. Böyle kafi. O zaman kaynayana kadar. Evet. Bir 15 dakika sonra şerbetimiz hazır. Biz pişirmeye geçelim. Şimdi künefemizi pişirme aşamasına geçiyoruz. İlk önce tüpümüzü altını açıyoruz. Tüpümüzü yakıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, evet. Resmen bir görsel şov. Harika görünüyor. Evet, künefemizi pişirmeye bırakıyoruz. Ne kadar süre pişecek abi ortalama? Ortalama bir yarım saat, 40 dakika falan. Çevirerek? Çevirerek. Kontrollü. Kontrollü. Pişirmeye geçiyoruz. Evet.
Gerçekten arkadaşlar yemeğe doyamayacağınız bir künefe olacak. Birebir tarifi, hem de çok şanslıyız ki ustasından alacağız. Künefemizi arada bir çeviriyoruz. Kenarlarını hafiften düzeltiyoruz ki çevirme esnasında dağılmasın. Arkadaşlar gerçekten çok ince işçiliği olan bir tatlı yapımı. Şerbetli tatlar arasında en çok talep göreni ve hakikaten bana göre en çok tüketileni. Olmazsa olmazlarımızdan. Kesinlikle öyle. Tabii ki siz de bilirsiniz ki bizim Antep yöresinin damak tadı. Aynen öyle. Kenarlarından şöyle biraz biraz piştiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş künefemiz olmaya başlıyor. Gayet güzel nar gibi kızarmış görünüyor. Evet, şimdi künefemizin alt bölümü pişmiş bulunuyor. Şimdi çevireceğiz. Tepsimizi getiriyoruz, üstüne koyuyoruz, şu şekilde alttan bir bez atıyoruz çünkü tepsinin alt tarafı sıcak ve şu şekilde çeviriyoruz, çok basit bir şekilde. Harikasın abi. Alıyoruz, şuradan kaldırıyoruz. Wow! Arkadaşlar görüyorsunuz, nar gibi kızarmış bir peynirli künefe. Evet, tekrar tepsimize hafif bir tereyağı döküyoruz. Hadi tekrar bir yağ alıyoruz. Bu şekilde. Komple tepsiye yayıyoruz. Fırça vermem ister misin? Gerek yok. Bu şekilde. Sonra. Arkadaşlar buraları çok önemli. Tepsiye. Hafiften şuraya giterek gibi. Harikasın. Harikasın abi. Görüyorsunuz nar gibi kızarmış bir künefe ve harika bir usta var. Teşekkürler. Tekrar diğer tarafını pişirmeye alıyoruz. Künefemizi koyduk. Görüyorsunuz tarafı, arkadaşlar. 15-20 dakika piştiği zaman, hafif kızardığı zaman yeterli olacak. Ondan sonra şerbetimizi döküyoruz. Ve eşsiz lezzetin tadına hep beraber inşallah bakacağız. Sevgili arkadaşlar, yine abimin Antep'ten getirdiği tatlılar için özel olarak toplanan boz fıstık denilen tatlıların üzerinde kullanılan harika bir fıstığımız var. Bundan da bir kap ölçü kadar kırıyoruz. Daha sonra tatlımızın üstünü süslemede kullanacağız inşallah. Şimdi künefemizin son dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Burada bir künefemizin altın pişinden emin olmamız için künefemizi şöyle elimize alacağız. Hafif böyle bir sallayacağız. Bu şekilde sallandığını fark ettiğimiz an künefemiz piştiğini gösteriyor. Evet, şimdi künefemiz pişmiş bulunuyor. Evet, son finale geldiğimiz zaman şerbetimizi aktaracağız ve ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet, aktarıyoruz. Harika bir ses. Evet, bu ses bunun vazgeçilmez bir güzelliğidir. Şöyle komple. Ortalama 7 kepçe şerbet aktardığımız zaman kafi olacak. Evet, 5, 6 ve 7. Evet. Evet, şimdi şerbetimizi aktardık. Bir 5 dakika dinlenmeye bırakacağız. O şerbetini çekecek. Ondan sonra kesip afiyetle yiyebiliriz.
sevgili dostlar. Abim bunu böyle kendince harika süslüyor ve gerçekten bu şekilde servis edildiğinde çok daha lezzetli oluyor. Doğru mu söyledin ustam? Evet, çok doğru söylediniz. Ve son olarak vazgeçilmez Antep fıstığımız. Ne kadar Antep fıstığı kullanabiliriz? Yani o sizin tecrübede kalmış bir şey. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz yani. Bunda bir belli bir ölçü yoktur. Vav, çok güzel görünüyor. Arkadaşlar, nefis bir tatlı oldu. Bence bir eşi benzeri yok bunun. Gönül isterdi ki hep beraber olalım, yiyelim. Ama inşallah bir gün o da olur. Evet, bu şekilde son olarak fıstığımızı da döktükten sonra tamamdır. Artık ufak ufak. Görsel şöyle ne oldu arkadaşlar, evet, görüyorsunuz. Oldu. Çok nefis görünüyor. Harika oldu. Evet arkadaşlar, Antep künefemiz muhteşem lezzetiyle ve tam bir ustadan gurme tarifiyle şu anda gördüğünüz görsellikte tam bir görsel şov tadında. Sevgili arkadaşlar, kanalımı ziyaret ettiğiniz için, mutfağıma konuk olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı bana unutmayın. Güzel yorumlarınız için hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.